Orman yangınında S-64 Sky Crane dönemi. ...2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan S-64 Sky Crane tipi helikopterler bu yaz sezonunda 11 yıl aradan sonra yeniden ülkemiz semalarında uçacak. CMC Savunma Sanayi tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne kiralanan bu helikopterlerden ikisi yaz sezonunda yangın söndürecek. Helikopterler yaklaşık 10 ton su taşıyabiliyor. Gelin birlikte S-64 helikopterlerini tanıyalım. Aslında S-64 serisi Sikorsky şirketi tarafından 1960'lı yılların başında tasarlandı. Askeri amaçlı geliştirildi. Helikopter sıra dışı bir tasarıma sahipti. Önde kokpitte iki pilot, yanlarında da bir uçuş mühendisi görev yapıyordu. Kabin ise boştu. Helikopterin iki yanında devasa iniş takımları bulunuyordu. S-64 Vietnam Savaşı sırasında kullanıldı ancak sonrasında emekli oldu. Operasyon maliyetleri oldukça yüksekti. Ama helikopter sivil pazarda bu sefer uçma şansına sahip oldu. Ericsson şirketi tarafından helikopterler satın alındı. Sivil amaçlı, yük taşımadan orman yangını söndürmeye kadar farklı işlerde kullanıldı. Ericsson şirketi aynı zamanda helikopterleri ihtiyaç doğrultusunda yeniden imal edebiliyor. Helikopterin yük taşıma kapasitesi 10.031 litre. 2 adet her biri 4050 beygir gücünde Pratt & Whitney imalatı JFD-12A turboshaft motora sahip. Saatte en fazla 213 km hıza çıkabiliyor. Uçuş ekibi ise yeni nesil kokpitle birlikte 2 pilot ve 1 teknisyenden oluşuyor. Helikopterde sepet yerine suyu özel şnorkel sistemiyle çekip deposunu alma özelliğine sahip. Yüksek hızlı sistem 10 ton suyu 45 saniyede çekebiliyor. Suyu alan sistemde kullanılan borunun çapı ise tam 46 santimetre. Böylelikle helikopter çok kısa sürede suyu alıp yangın bölgesine hızla söndürme sortisi yapabiliyor. Ağır yük helikopterleri taşıdığı su ile orman yangınları ile havadan mücadelede önemli bir avantaj sunuyor. Uzun yıllar daha kısa menzilli Rus Mi-26'lardan sonra CMC şirketi Türkiye'ye kamuoyu tarafından Chinook olarak tanınan helikopterlerin sivil versiyonu getirmişti. Model 234 olarak adlandırılan bu helikopterlerin askeri versiyonları ise kara kuvvetleri tarafından kullanılıyor. 2022'den bu yana kullanılan Chinook helikopterleri toplam 10 ton su kapasitesiyle yüksek hızları ve uzun sürede havada kalışları ile yangınla mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Bu yıl CMC S-64'lerin yanı sıra 4 adet de Model 234 Chinook getirecek ve bunlar Orman Genel Müdürlüğü adına yangınlarla mücadele edecek. 2010'da başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yangın söndürmeye destek amacıyla hem CL-215 tipi amfibik uçaklar hem de 2 adet S-64 kiralamıştı. İlk helikopter 2012'de gelmişti. Bu helikopterler hem İstanbul ve çevresindeki orman yangınlarıyla mücadele etmiş, aynı zamanda da Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine farklı bölgelerde çıkan yangınlarla mücadele etmişti. Evet, yıllar sonra farklı bir helikopter tipi daha orman yangınlarıyla mücadele için ülkemize geliyor. Bu helikopterler gemiyle ülkemize getiriliyor. Önümüzdeki günlerde montajı tamamlanacak ve yangınlarla mücadele edilmesi için görev alacak. Yaz sezonu yaklaşırken biz uyarımızı sizlere yeniden yapmak istiyoruz. Orman yangınlarının çok önemli bölümü insan faktörüyle çıkıyor. Ormanlar bizim geleceğimize, çocuklarımıza vereceğimiz çok önemli miras. Ormanlarımızı koruyalım ve yangınlarla birlikte mücadele edelim.